Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Bir Ramazan'ın daha sonuna gelmiş oluyoruz. Oruçlarımızı tuttuk, fitrelerimizi verdik ve bir bayramı da hak ediyoruz inşallah. Bugünkü kısa videomuzda ilk önce bayramınızı en içten dileklerini kutlamak isterim. Bu bayram vesilesiyle sizlerle de kısa bir şeyler paylaşmak istiyorum. Ben önceden hayatın düz bir çizgi üzerine aşağı yukarı inerek inip çıkarak gittiğini düşünürdüm. Sonsuza doğru, kıyamete kadar. Daha sonraları anladım ki hayat düz çizgi üzerine ilerlemiyor. Döne döne ilerliyor. Başladığımız noktaya tekrar yeniden gelmiş oluyoruz. Aynı lavabodaki su çekilirken dönerek hareket ettiği gibi. Veya bir vida dönerek ağaca girdiği gibi. Aynı şekilde hayat da dönerek ilerliyor. Başladığımız noktaya yeniden geldiğimizi görüyorum. Fakat bu sefer daha tecrübeli ve daha da akıllanmış bir şekilde. Akıllandıkça duygularımızın daha çok törpülendiğini fark ediyorum. Duyguların yerini daha çok akıl ve mantığın aldığını görüyorum. Aklımız başımıza geldikçe daha erdemleşmeye başlıyoruz sanki. Gençlik dönemlerinde yaptığım kavgalar artık bana çok saçma geliyor. Onlar şimdi çok çocuksu gibi. Fakat şu an mücadelelerimin daha da ciddileşmiş ve daha derinleşmiş sanki. İçimizdeki o kavga etme dürtüsü sadece daha da büyük bir boyut kazanmış. İnsanoğlunu tehdit eden COVID biyolojik silahlar üretmişiz. Nükleer silahlar üretebilir hale geldik. Bütün insanlık. Aslında meleklerin Allah'a halife olarak bu insanı mı seçiyorsun diye itiraz etmesine hak vermeden geçemiyorum. Bu kan döken, bozgunculuk yapan ve daha sonra da biz asıl ıslah edenleriz diye ortalıkta dolaşanlar var ya, bunları gördükçe meleklere hak vermeden geçemiyorum. Bunun karşısında Allah, ben sizin bilmediğinizi bilirim cevabını veriyor ya, bu kafamı daha karıştırıyor. Meleklerin bilmediği ve Allah'ın bildiği insandaki o özellik nedir acaba? Kan dökmesine rağmen halifeliğe tercih edilmiş olsun. İnsanoğlundaki bu değerli cevher acaba nedir? Bozgunculuk yapıp kan dökmesine rağmen halifelik makamına gelebilecek nitelikte olmaz. Efendim, düşüncede yolculuktan düşünce okuluna doğru tekamül ettik. Her hafta derslerimiz başladı bile. Kayıtlarımız hala sürüyor. Sürekli yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Grup grup derslerimiz işlenmeye başladı. Düşünce okulundaki amacımız, o Allah'ın insana baktığı o noktayı yakalamak, içimizdeki cevheri keşfetmek, bu hayatta yaşamaya değer o şeyi bulmak. Mutlu ve huzurlu olmanın, hesap verilebilir bir yaşam sürmenin formülünü bulmak. Esselam olmak. The Eslam'ı İnşa etmek. Bayramdan sonra da derslerimiz devam edecek. Sizleri de aramıza görmekten mutluluk duyarız. Derslerimiz online işlenmektedir ve dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. www.düşüncedeyolculuk.com/düşünceokulu. Buradan kayıt olabilirsiniz. Bütün hayatınız bayram niteliğinde kutlu ve mübarek olsun. Hayırlı bayramlar efendim. Hoşça kalın.